Merhabalar sevgili seyirciler. Güncel konuların satır başlarını yorumladığımız güncel yorumla karşınızdayım. Mersin halkının geneline antipatik geldiğini düşündüğüm, ulus devlet kavramıyla oldum olası sorunu olduğu bilinen bir isim, bilindiği üzere CHP'den Büyükşehir aday adaylığının adaylığa dönüşmemesinin ve Macit Özcan'ı aday gösteren CHP'nin Büyükşehir'i yitirişinin ardından son CHP kongresinde parti meclisi üyeliğine getirilmiştir. Bence bu isim tıpkı Mehmet Bekeroğlu gibi Cumhuriyet değerlerine ilişkin eni konu duyarlılık sahibi her CHP'linin de rahatsız olduğu adlar arasında yer almaktadır. Ancak bu ve benzeri isimler Kılıçdaroğlu nezdinde çok kolay yer bulabilmektedir. Son yerel seçimlerden önce aday adaylığı ile ilgili olarak dağıttırdığı bildirilerde yer alan özgeçmişi özellikle sinir bozucu türdendi. Dededen, babadan ve dayıdan bu yana hep CHP'nin ve Türkiye siyasetinin üst noktalarında yer tutmuş bir ailenin mensubu olan, her türlü olanağa sahip, kendisi de bakanlık koltuğuna kadar yükselmiş bir kişinin daha hala bir de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olması ne büyük pişkinlikti. İster istemez iç sesim, Türkiye'de siyaset ve en tepe noktalar hep bu gibilerin ve onların çocuklarının, torunlarının üstüne mi tapuludur? Bu memlekette başka adam yok mu? Diye haykırmıştı. Hani 10. yıl nutkunda Türk ulusu olarak sınıfsız, imtiyazsız, kaynaşmış bir kitle olarak tanımlanmıştık. Ancak bakıldığında Atatürk'ün partisi denilen CHP'de de birçok kez aşiret algısıyla üst noktalar belirli kişilerin büyük ölçüde tekelinde kalıyor. Ve bunun için söz konusu isim ve onun gibiler siyasetten bir türlü emekli olmuyor. Kim olduğunu anlamış olduğunuzu düşündüğüm bu isim son olarak yine sahnede. Yarın gerçekleşecek olan CHP kongresinin hemen öncesinde 3 il başkan adayıyla bir görüşme gerçekleştirmiş. Ve anlaşıldığı kadarıyla bu adayları kendi aralarında uzlaştırmaya çalışmış. Ancak ne adına? Bu soru yanıtsızdır. Belki kongrede ya da kongre sonrasında bu sorunun yanıtını öğrenebiliriz. Sürekli kavgalarıyla ve çalkantılarıyla ünlü yeni CHP'de bir dönem ayrılıp bölücü hevesler peşinde koşanlarla ittifak yapıp da sonrasında yine gittiği yere geri dönen, dolayısıyla doğrudan kendisi ayrıştırıcı bir yapı arz eden bu isim, birleştirici, uzlaştırıcı görüntü vererek ne yapmaya çalışmaktadır? İlerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz. Bir diğer konumuz ise kendi derdinin dermanı olan Anamur köylüleri. Yerin 100 metre derinliğinden çıkardıkları temiz, içilebilir suyla 4 mahallenin gereksinimini karşılayabilecek olan Emirşah Mahallesi sakinleri köylümüzün çalışkanlığına ve yeteneğine çok güzel bir örnek oldular. Daha önceden sağlıklı sularının olmadığını söyleyen Emirşah Mahallesi muhtarı Tahsin Kadiroğlu yaptığı açıklamada "Mahallemizin su konusunda büyük sıkıntısı vardı. Evlerimize gelen şebeke suları sağlıksız ve çoğu hane halkı tarafından kullanılmıyordu. Mahallemizin bu sıkıntısını gidermek için mahalle muhtarlığı ve halkın desteğiyle belediyelerden veya başka bir yerden yardım almadan tamamen kendi imkanlarımızla bu suyu çıkarttık. Biz kendi üzerimize düşen görevi yaptık. Artık geri kalan işlerin suyun tesisinin oluşturularak evlere dağıtılmasının belediyemiz tarafından en kısa sürede yaptırılıp kullanıma açmalarını istiyoruz," dedi. Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türey ise her şeyin devletten, belediyeden gelmesini beklemeden kendi imkanlarınızla kendi işinizi halletmeye çalıştınız. Gerçekten örnek olacak bir davranış sergilediniz. Bize de artık bu saatten sonra üzerimize düşeni yapmak kalıyor," dedi. Bir sonraki güncel yorumda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.